Trabzonspor içinde bulunduğu bu durumdan nasıl kurtulur? Sabır söylendi, destek söylendi ama şampiyon olmuş bir takımın bu kadar dalgalanmalı bir süreç geçirmesi açıkçası taraftarlar olarak bizleri çok üzüyor. Alınan oyuncular gidenlerin yerini dolduramadı maalesef. Ve bu son Hatay maçında kalitenin ne kadar düşük olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Desteğimiz sonuna kadar devam. Ama şu bir gerçekte artık görülmeli. Yani bu oyunla bir ileri bir geri çok fazla bir şey bulacağını zannetmiyorum. Bu sezonu böyle kapatacağız. En yakın hedef Türkiye Kupası ve Konferans Ligi'nde gidebildiğimiz kadar gitmek. Ben de katılıyorum işime. Çok dalgalanmalar yaşıyor. Çok duygusal değişimler oluyor. Bizim işimize gelmiyor eş olarak, haberiniz olsun. Gemzi'den geliyoruz. Sırf bu maç için çocuklarımızla geldik. Bu bir sevda ama biraz başımız öne eğildi gibi yani bu dönem. Öyle düşünüyoruz. Sizleri de severek takip ediyoruz. Trabzonspor yönetimiyle, teknik direktörüyle, taraftarıyla bir bütün. Kötü başladık. Herkes bunun farkında. Türkiye Kupası'na bakacağız, Konferans Ligi'ne bakacağız. Her zaman yanındayız, destekliyoruz yani. Sizce çare nedir? Ne görüyorsunuz? Çare, ya hoca zaten biliyor, yönetim de biliyor. Futbolcular da bunun farkındadır. Biz her türlü destek olacağız. Yani dışarıdan söylemek belki kolay ama biz destek olacağız yani. Trabzonspor içinde bulunduğu bu durumdan nasıl kurtulur? Oo, bilmiyorum, çok zor. Yeni transfer. Çok savunmaya çok düşkünüz. Biraz daha öne baskı yapmamız lazım. Daha çok önde basmamız lazım. Daha çok önde oynamamız lazım. 1-0 bulduğumuz zaman çok geri çekiliyoruz. Onu yapmamamız lazım. 2'yi aramamız lazım. 3'ü aramamız lazım. Diğer büyük kulüplere baktığımız zaman onlar hep devam baskılı oynuyorlar. Biz hep devam 1-0 koruyalım, 1-0 koruyalım. Öyle pek ilerleyemeyiz gibi geliyor. Teşekkür ederim. Abi ben akıllı bir şey diyeyim ama bence yani ofansif futbol oynamamız lazım. Biz çok defansif oynuyoruz. Sallantılı bir dönem var şöyle. Futbol benzi avcıdan dolayı abi. Yani ne diyeyim? Çareyi ne görüyorsun? Çareyi ne görüyorum? Çare Abdullah Avcı gidecek. Mecbur gidecek yani. Gitmesi lazım abi. Futbol yok da futbol. Görüyoruz da. Futbol yok. Defansta biraz sıkıntılar var. Hep geri. Gol yiyoruz. Bir daha beşinden 2-3 tane daha yiyoruz. Sıkıntı yani. Bence avcılan olacak olmuyor. Bence hocanın da dediği gibi önce bir sistem değişikliğine gidilmesi gerekiyor. Takımda sanki bir rehavet var. Geçenki seneki şampiyonluk havası hala sürüyor. Bunu bir kenara bırakmamız gerekiyor. Yani diğer rakiplerimiz de bayağı desteklediler takımlarını transferlerle. Biz de aklımızı başımıza alıp iyi oynamamız lazım. Son günlerde çok kötüyüz. Yani bu seneden geçti bence de. En azından bir Avrupa Ligi için Türkiye Kupası'na asılsınlar. Atak yaparak maçlarda daha hızlı çabalama, çalım, refleks. Onun için gol sahibi olma. Takımda ilk başta en iyi oyuncular oynayıp sonradan kötüleri alınması lazım. Bazen kötü adamları alıp yani kötü oyuncuları alıp maçta şey yapabiliyorlar, daha kötü oynayabiliyorlar. Geçen Hatay maçı gibi. Biraz çaba göstermesi lazım. O kadar. Yani deplasmanda kaybedip buradaki çabayla olmuyor. Biraz daha çaba göstermesi lazım. Geçmişte olduğu gibi özüne dönerek, altyapıya dönerek, altyapıya yatırım yaparak döner. Belki bir yılımız gidecektir ama geleceğimiz ancak altyapıya değer vererek, yatırım yaparak kurtulabilir.